Merhaba arkadaşlar. Simatron ile çizimlerimize devam ediyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Önce skecimi oluşturdum. Daha sonra rectangle çiziyorum. Şimdi ölçülerini vereceğim. Burası 125. Daha sonra burası da 35. Eksi skeçir diyorum. Ve extrude. Yüksekliğimizi girelim. Kalınlığımız ne kadar? 50 olsun. Okeyledim. Daha sonra buraya yeni bir skeç açtım. Rectangle'ı seçiyorum. Ve rastgele çiziyorum öncelikle. Daha sonra referansımı belirteceğim. Sol taraf ve alt tarafı seçtim. Ölçülerimi gireceğim şimdi. Burası 20 olsun. Daha sonra diğer taraftan yapalım. Buradan da 100 olsun. Tamamdır. Eksi skeçir diyorum. Extrude diyeceğim. Aşağı yönlü. Buradan ölçüm giriyorum. 35. Daha sonra okeyliyorum. Yeni bir skeç daha açtım. Geliyorum, iki tane circle çizeceğim buraya. Ölçülerine giriyorum. Çapı 5 olsun. Daha sonra yerleştiriyorum ikisini de. Evet. Referansımı da seçiyorum. Ona göre ölçülerini gireceğim. Evet, sol tarafa referansımız. Referansımıza ölçümüz 20. Diğer diyelimiz de 80. Buraya referansımız da 10 milimetre. Eksi skeçir dedim. Remove extrude. Okeyledim. Hemen bir görüntüyü düzeltelim. Daha net bir görüntü olsun. Evet. Tools'tan geliyorum. Delikleri dış açacağım. Metrik 6 olarak açtım. Daha sonra buraya yeni bir skeç açıyorum. Referansımı ekliyorum. Ölçümü seçtim. 35. Ve yerleştiriyorum. Daha sonra buradan çiziyorum. Ve birleştirdim. Bunun üzerinde Eksi skeçir deyip add extrude deyip yönünü çevirip ekliyorum. Burada ölçümüzü girmemiz gerekiyor. Ben referansa göre dedim. Ve referansımıza göre uzattık. Yeni bir skeç daha açıyorum buraya. Buraya tekrardan bir merkeze delik açacağız. Onun da ölçüsünü giriyorum buradan. 3 diyorum. Seçiyorum. Eksi skeçir. Remove extrude dedim. Boydan boya burayı deleceğim. Evet. Onu da tamamladık. Daha sonra solide geliyorum. Round diyorum ve köşelere round vereceğim. Evet. Seçtim ve round'umuzu verdik. Evet arkadaşlar, çizimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere.